1944 doğumluyum. Uzun yıllar Ankara'da yaşadım. Halen de Ankara'da yaşamaktayım. İki tane oğlum var. Yemek yapmayı ben meslek olarak seçtim. Üniversitede ev ekonomisi, beslenme bilgisi derslerini aldım. Bu bölümün öğretmeni olarak mezun oldum. Öğretmenlerin arasında Büyük Atatürk'ün görevlendirdiği, kendi ahçısı olduğu için seçtiği ve Fransa'da özel yemek eğitimi aldırdığı, dönüşte kız enstitülerini öğretmen yetiştiren okullarda öğretmen olarak görevlendirdiği Raşit Gürel beyefendi, onun öğrencisiyim. Fakat benim oraya iten babaannem oldu. Babaannem Selanik göçmenidir. Çok güzel yemekler yapardı. Hatta bugün yapacağımız yemek babaannemin ilk defa yaptığı bir yemektir. Daha çok bayram günlerinde, özel misafirler geldiğinde yapılan bir yemek. Biraz belki el oyalayıcı bir yemek ama düzgün yapıldığı takdirde göze hoş gözüken bir şeydir. Özellikle hanım göbeği yapmayı seçtim çünkü bizim geleneksel mutfağımızda önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Osmanlı saraylarından gelme olduğunu biliyorum, bu tatlının bize has olduğunu düşündüğüm için bunu seçtim. Hanım göbeği yapmayı bazı arkadaşlara, kız mesleklisi öğrencilerine öğrettim. Çok teferruatlı bir malzemesi yok esasında. Yok. Bir tencereye 2 bardak kadar su, 100 gram kadar katı yağ ilave ediliyor. Bir fiske tuz ve şeker. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca un ilave ediliyor. Topak olmaması sağlanıyor. 5 dakika kadar pişirmeye devam ediyoruz. Sonra hamur ılımaya başlayınca birer tane yumurtaları ilave ediyoruz. Hazırladığımız hamurdan avucumuzu çok az yağlayıp bir parça kopartıyoruz. Ortasında şekil veriyoruz ve soğuk yağ atıyoruz hazırladığımız hamurları. Yavaş yavaş çok harlı olmayan bir ateş üzerinde onlar kabarana kadar pişiriliyor. Kızardıktan sonra sıcakken soğuk şuruba atılıyor. Arzu edildiği şekilde süslenebilir. Bu tatlı dolapta bir haftaya kadar durur. Hiçbir şey olmaz. Biraz püf noktalarına dikkat edilmesi gereken bir tatlı olduğu için biraz da zaman kaybına sebebiyet veriyor. Çünkü bir tava soğuk yağ atılıp pişiriliyor. İkinci tavayı yapmak için o yağın soğuması tekrar bekleniyor. Çok önemli bir özelliği bu. O da insanlar için zaman kaybı olabiliyor. Dolayısıyla biraz zahmetli gözükebilir yapması. Aynı hamurdan vizir parmağı, dilber dudağı, tulumba tatlısı içerisine irmik ilave edilmiş haliyle tulumba tatlısı yapılabilir. Hanım göbeğini ilk defa bir bayramda babaanne yaptı ve ben daha o zaman çocuktum. Ve çok sevdik bütün aileci. Ondan sonra böyle babaannemin hep o tatlıyı yapmasını beklemiştim. Yaptığı zaman çok mutlu oluyordum. Babaannem beni mutfağa sokmuyordu. Fakat ben onun yaptıklarını izlerdim hep. İlk defa hanım göbeğini okulda yaptım ben. Ondan sonra da kendim yapmaya başladım. Ve babaannem beğendi yaptığım hanım göbeğini, bana yaptırmaya başladı evde. Çevrendeki insanlar genellikle benden bu tatlıyı yapmamı isterler ve sık sık da yaparım. Çok da mutlu oluyorlar. Onun için onları mutlu etmek de ayrıca benim hoşuma gidiyor. Dışarıdan tatlı alma adetim pek yok. Genellikle kendim yapmayı tercih ediyorum.